İsmi bazı kaynaklarda İdrisi Bitlisi, bazılarında Mevlana İdris, bazılarında da Molla İdris olarak geçer. Çok yönlü bir ilim insanı ve Kürt Osmanlı devlet adamıdır. İdrisi Bitlisi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İsmi Hakimüddin ve Kemaleddin ünvanlarıyla da anılmaktadır. Bilindiği kadarıyla 1452-1457 seneleri arasında doğduğu kabul edilmektedir. Eşinin adı Zeynep Hatun'dur. İdrisi Bitlisi'nin kaç tane çocuğunun olduğu kesin olarak bilinmemektedir. İdrisi Bitlisi'nin oğlunun adı Ebülfaz Mehmet'tir. Ebülfaz Mehmet Efendi, tıpkı babası gibi alim ve 1. Süleyman döneminde önemli görevlerde yer almış bir devlet adamıdır. Ebülfaz Mehmet Efendi haç vazifesini yerine getirirken Şam'da hayatını kaybetmiştir. Makam türbesi banisi olduğu Cihangir Defterdar Cami bahçesinden kaldırılarak Tophane, Kılıç Ali Paşa Cami haziresine nakli gerçekleşmiştir. Emilek mahlasıyla bilinen başka bir oğlunun varlığından da bahsedilmektedir. İdrisu Bitlisi'nin eserlerinde kendisinden İdris bin Şeyh Hüsamettin Ali el-Bitlisi olarak bahsedilmektedir. Babası Hüsamettin Ali, Bitlis'in alimlerinden ve şeyhlerindendir. Hüsamettin Ali, Diyarbakır'da Bayındırlı Uzun Hasan'ın sarayında görev almıştır. Devletinin merkezi Tebriz'e nakledilince oraya gitmiştir. İdrisi Bitlisi'nin annesi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kimi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Bitlisi, nisbesinden dolayı Bitlis'te doğduğu belirtilmiştir. Kimi kaynaklara göre ise babasının Akkoyunlu Sarayı'nda devlet hizmetinde bulunmuş olmasından ötürü İdris'in Diyarbakır'da doğmuş olabileceği üzerinde durulur. Yapılan son araştırmalara göre Ragıp Paşa Kütüphanesi'nde bulunan bir zayiçenin sonunda İdris'i Bitlisi'ye ait olduğu belirtilen el yazısıyla yazılmış ifadede İdris'i Bitlisi'nin doğum tarihinin 18 Ocak 1457 Salı günü olduğu belirtilmektedir. Doğum yerinin de Tahran'ın hemen güneyinde bulunan Reyn Suluk'un kasabası olduğu üzerine iddialar vardır. İdrisi Bitlisi'nin çocukluk ve gençliğinin ilk dönemlerinde iyi bir eğitim aldığı düşünülmektedir. Eğitimini kimlerden ve nerelerden aldığı kaynaklarda belirtilmemiştir. 1469 yılında Uzun Hasan'ın başkentini Tebriz'e taşımasıyla İdris babasıyla beraber Tebriz'e taşındı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın ölümünden sonra Akkoyunlu sultanları Yakup Bey, Rüstem ve Elven Beylerin yanında nişancı ve divan katibi olarak çalıştı. Ayrıca bazı hükümdar çocuklarına lalalık yaptı. Safevilerin, Şah İsmail öncülüğünde tarih sahnesine çıkmasının ardından ve Akkoyunlu devletine son vermesinden sonra Safevilerin takibatına maruz kaldı ve Osmanlı devletine iltica etti. Osmanlı Sultanı 2. Bayezid kendisini daha önce Akkoyunlu hükümdarı Yakup Bey için kaleme aldığı tebrik mektubuyla tanıyor ve takdir ediyordu. Osmanlı Devleti İdrisi'yi iyi bir şekilde karşıladı ve ona maaş bağladı. İdrisi, Osmanlı Sarayı'nda 2. Bayezid için özel kitiplik ve nişancılık görevleri yaptı. İdrisi Bitlisi'nin, 2. Bayezid'in Osmanlı hanedanına yakışır büyük bir Farsça tarih yazmasını talep etmesi üzerine Heşt Behişt adlı eserini kaleme almıştır. Eserini 30 ayda tamamladı ve 1506 yılında 2. Beyazid'e sundu. Eser, devlet erkanı tarafından pek takdir görmemiştir. Eserde birçok yerin gereksiz uzatıldığı ve edebi kısımların önceki alimlerin kitap ve risalelerinden çalındığı yönünde eleştiriler almıştır. Bu durum İdrisi Bitlisi'nin devlet erkanı ile arasının bozulmasına yol açtı. İdris, kendisine haksızlık yapıldığı eserinin gerçek karşılığını alamadığı fikrine kapıldı ve hac yolculuğuna çıkarak saray muhitinden uzaklaşmak istedi. İdrisi Bitlisi Farsça, Arapça ve Türkçe dillerinde yazdığı bütün şiirlerinde İdris mahlasını kullanmıştır. Kasım 1520 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Bitlisi'nin mezarı Gümüşsuyu mevkiinde, Kerim Ağa Sokağı ile Gümüşsuyu Caddesi'nin birleştiği yerde bulunmaktadır.